Bir şebekenin işi diyor Başkan Obama. Star gazetesinde terörist kuşattı, karargah izledi, Hantepe skandalında ikinci perde. Yeni Heron görüntüleri Hantepe'de 6 askerin şehit olduğu saldırının sadece çatışma anında değil, teröristlerin kuşatmaya başladığında görüntü alındığını ancak müdahale edilmediğini ortaya koydu. Genelkurmay'ın insansız hava araçları geç görüntü verdi açıklamasına karşın yeni ortaya çıkan görüntülerde teröristlerin mevzilerin çevresine yerleştirdikleri andan itibaren Heron'dan görüntü alındığını ortaya koydu. Saldırıdan yaklaşık 30 dakika öncesine ait görüntülerde PKK'ların çevrede yerleşmeye başladığı görülmesi rağmen mevzideki askerlerin uyarılmaması ve hava harekatı yapılmaması dikkat çekiyor. Büyük zafer coşkuyla kutlandı. Şeref tribününde bir şehit annesi deniliyor. Hava 10 derece soğuyacak haberi de var. New York'ta bir Türk dehşet saçtı. Muhammed Karadağ adlı Türk aldatma şüphesiyle eşini öldürdükten sonra evini yaktı. Aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkan Karadağ hastaneye kaldırıldı. Sürmanşette ise yargı hayır için APO'ya sığındı deniliyor. Yargıtay üyesi Aktan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında referandum için kirli pazarlık önerileri. Öcalan'a çok ihtiyaç var şimdi. Kürtler diretecekler. Tam bir kaos olsun. Bu kaostan yararlanılır. Referandum ancak bu sayede reddedilir. BDP son derece önemli. Turgut Kazan Demirtaş'la görüştü. KCK falan diye canımızı okuyacaklar dedi. BDP hemen yargıyı siyasallaştıracak, değişiklikte yokuz dedi. CHP BDP'nin elinden tutmalı, onlar da eski CHP'li zaten. Öğretmen atamaları ertelendi haberini de aktaralım sizlere. KPSS'deki kopya iddiaları nedeniyle bugün yapılması planlanan 30 bin öğretmenin ataması ertelendi. Star gazetesinden Vatan gazetesine geçiyoruz.